Aşağıdaki haritada K, L, M ve N merkezlerin konumları verilmiştir. Haritadaki bilgilere göre yargılarından hangileri doğrudur? K merkezi M merkezine göre tarih değiştirme çizgisine daha yakındır. Şimdi K merkezine bakıyorum. Amerika'nın batı kısmında verilmiş. M kentine bakıyorum. Brezilya çevresi ve doğu kısmı verilmiş. Şimdi tarih değiştirme çizgimiz bizim 180 derece boylamını ifade ediyordu. Ve bunun doğusu ve batısında tarih farklılık gösteriyordu. K merkezi M merkezine göre bu tarih değiştirme çizgisine daha yakın bir şekilde dikkate alınmış. L merkezinde en uzun gece yaşanırken L merkezi kuzey yarımkürede, N merkezinde yaz mevsimi başlar ki biz kışı yaşarken, en uzun geceyi yaşarken onlar yazı yaşıyor. Bu da doğru bir bilgi. M merkezi güneş ışınlarını yıl boyunca dik açıyla alır. Yıl boyunca değil, sadece ekinoks tarihlerinde dik açıyla alır. Onun dışında çünkü dönencelere ve arasındaki yerlere de dik geliyor. O yüzden de bu yanlış bir ifade. 1 ve 2 doğru oldu. Yani C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Türkiye'nin 2017 yılına ait cinsiyet ve yaş özelliklerini gösteren nüfus piramidine bakıldığında bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Biz cinsiyet yapısı yani erkek ve kadın olarak ve yaş olarak ayırdığımızda çalışma çağında olan erkek ve kadın nüfusu bulabiliriz. Çünkü yaşlara göre sıraladık. İşte ne oluyor? Türkiye'de baktığımızda 15-64 yaş arası aktif diyebileceğimiz çalışma çağında var olan nüfusu ifade edebiliyor. Aritmetik nüfus yoğunluğunu bulmam için arkadaşlar benim o ülkenin yüz ölçümüne sahip olmam lazım. Yani nüfus piramidinden ben buna ulaşamam çünkü nüfus piramidinde yüz ölçüm verilmez. Genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranını bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Çünkü burada baktığımda ne yapıyorum? Yaş hepsini görebiliyorum. Topladığımda genç nüfusta 0 ile 14 yaş grubunu oluşturduğu için o grubu genel nüfusla oranlayabiliyorum. O yüzden 1 ve 3 yani D şıkkı doğru cevabım oldu. 15. yüzyıldan başlayarak Avrupalılar tarafından başlatılan yeni yerler bulma hareketine coğrafi keşifler denir. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir? Yeni ticaret yolları keşfedilmiştir. Bu tabii ki olan bir durum, gerçekleşen bir durum. Yeni kıtalar ve uygarlıklar bulunmuştur. Kesinlikle geçerli ki Amerika'ya göç etmişlerdi örneğin. Yeni bitki ve hayvan türleri keşfedilmiş, doğru ki orada yetişmeyen bazı ürünleri orada gördüler. Avrupa devletlerinin sömürge rekabetinden dolayı başlamış savaşlar başlatılmıştır. Yine geçerli bir durum. Atlas Okyanusu'nda bulunan limanlar önemini kaybetmiştir ki böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü oradan yeni dünya yani Amerika'ya olan geçişler olacaktır. Böyle bir bilgi yanlış. O yüzden E şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıdaki topografya haritasında aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir? Şelalenin oluşması için akarsuyun geçtiği yerde eğrilerin birbirine yaklaşması, sık geçmesi gerekir. Burada öyle bir durumu görmüyorum. Yani şelale olması için burada biraz daha sık eğriler olsaydı geçerli olurdu. Boyun için iki tepe arasında çevresine göre daha alçakta kalan, iki alana göre daha alçakta kalan kısma boyun adını veriyorum. Çukur için içe doğru okların olması gerekiyordu. Çukur şu kısımda verilmiş. Vadi için bir akarsuyun olması yeterliydi. Ya da ters V şeklinde olup V'nin uç kısmına doğru yükselti artmalıydı. Vadi kısmını da burada gösterdim. Tepe için ki şurada tepeler var arkadaşlar. Daha yüksekte bulunan birkaç alan olarak. Şurada da mesela tepeler var. Bunu dikkate alabiliyoruz ama şelale bu şeklimizde gördüğümüz bir yer şekli olmadı. O yüzden A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Bir limanın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha azdır? İç bölgelerdeki sanayi tesislerine ulaşımın kolay olması, bu sanayi tesislerinden çıkan ürünlerin pazarlanması o limanın gelişmesinde oldukça önemli bir paya sahiptir. Limana yakın bölgelerde tarımsal etkinliklerin gelişmiş olması, ham madde sağlanması ve yine ticarete konu olan ürünler için oldukça önemlidir. Limanın art bölgesi yani orayı besleyen hinterland dediğimiz bölgede meydana gelebilecek ya da oluşabilecek bazı faaliyetler, maden ve enerji kaynaklarının olması da oradaki ticareti canlandırabilir ve limanın gelişmesine yardımcı olabilir. Limanın iç bölgeler ile kara ve demiryolu bağlantısının gelişmiş olması ki ne kadar fazla ulaşım fonksiyonu varsa orada o kadar gelişmişlik oluyor arkadaşlar. İşte baktığınızda sadece karayolu olursa bazı ürünleri daha pahalıya taşıyorsunuz ama demiryolu da daha ucuza taşıyabiliyorsunuz. Bunların olması bir alternatif ve o limanın gelişmesini sağlıyor. Limanın bulunduğu bölgede sıcaklık ortalamasına bakılmıyor. Yani 10 derece olursa liman gelişir, 20 derece olursa gelişmez tarzı bir durum söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Hani nasıl etkili olabilir bu? Hani daha azdır dediğimiz kısımda hiç etkili de demiyoruz. Örneğin oradaki sıcaklık koşulları uygundur, tarım ürünleri çeşitlidir. Buna etkisi olabilir. Ama hani biraz daha dolaylı bir durumda karşımıza çıkabiliyor. O yüzden daha az etkiye sahiptir. Ama dediğim gibi hani şöyle bir şey de olmaz. 10 derece ise işte 15 derece ise o 4-5 derecelik farklılıkta da limanın işte gelişmişlik gelişmemişlik düzeyi hakkında yorum yapılamaz. Akarsular, içme ve kullanma suyu, enerji üretimi, ulaşım, sulama, turizm alanlarında kullanılır. Türkiye akarsuları bu alanların hangilerinde daha az kullanılır? Türkiye'deki akarsular ulaşım için elverişli değil. Çünkü denge profiline ulaşmamış. Yani hala yüksek bir alandan akıyorlar. Rejimleri genelde düzensiz, süreklilik yok. O yüzden ulaşım kısmı bunlar içerisinde en az diyebildiğimiz kısım. Yani 3 numarayı kesinlikle almam gerekiyor. İçme ve kullanma suyu, enerji üretimi, sulama Türkiye'deki akarsulardan en çok yararlandığımız alanlardır. Bunlara kıyasla turizm daha sonra gelmektedir. Yani burada 3 ve 5 daha az olan, daha az kullandığımız durumlar oldu. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Türkiye'de nüfus yoğunluğu sıcaklık ve yağış koşullarının uygun olduğu kıyı bölgelerinde fazladır. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangileri bu genellemeye uymaz? 1 numara Doğu Karadeniz kıyıları, nemli, ılıman bir iklim var ve orada nüfus genelde kıyıda yoğunlaşmış. Çünkü insanlar işte orada tarımsal fonksiyonlar daha fazla, iş imkanları daha fazla iç kısımlara göre, o yüzden burayı tercih etmiş. 2 numara Kocaeli çevresi yoğun nüfuslu bir alan, iklimde uygun. 3 numara İzmir çevresi iklim uygun, nüfus yoğun. 4 numara arkadaşlar Akdeniz iklimi uygun bir iklim ama Teke ve Taşeli platolarının olduğu ve çevresindeki yarımadalarda nüfus daha seyrektir ki iklim uygun olmasına rağmen bazı yer şekilleri ve yer yapısı sebebiyle nüfuslanma seyrek olmuştur. 5 numaralı alan Çukurova, iklim zaten uygun, nüfus da yoğun. Burada uymayan kısım 4 numara oldu. İklim uygun olmasına rağmen nüfus seyrek diyebiliriz o alan için. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde deprem riski daha azdır? Tabii tektonik depremleri burada değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Onu ekstra olarak belirtmiş olalım. Şimdi bizim bu tür sorularda, deprem, volkanik gibi sorularda dikkate almamız gereken bir harf var. Hayat kurtaran H dediğimiz. Tabii tam bir H görüntüsü olmasa da H'ye benzeyen bir şekil, bir harf oluyor. Ne yaptık? Amerika'nın batı kıyılarını şu şekilde taradık. Bunun yanında Asya'nın doğu kıyılarını yine bir yay çizerek biraz daha oval bir şekilde taramış olduk. Bir de yine Orta Amerika kısmından başlatıp Akdeniz havzasından geçerek bunu birleştirdik. Bu alanlar ve çevresinde bizim deprem riskimiz daha yüksek. Bu alanlara daha uzaksa deprem riski daha az olmakta. Burada da doğru cevabımızın 3 numaralı alan olduğunu söyleyelim. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Japonya, ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfus oranının fazla olmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Dış göçlerle nüfusun artması demiş. Buraya gelen kişiler zaten genç, yani çalışabilecek kişiler. Yani kalkıp da yaşlı kişileri çok fazla burası kabul etmez. Neden etmez? Çünkü çalışacak işçi lazım. O yüzden bu etkili bir kriter değil. Doğum oranlarının yüksek olması ise o alanda genç nüfusu arttırır. Yani bu ülkelerde doğum oranları düşüktür. Sağlık koşullarının gelişmesi ortalama yaşam süresini uzatır. Ortalama yaşam süresi de uzun olunca oradaki yaşlı nüfus artış gösterir. O yüzden de 3 ve 4 yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda bir iklime ait özellikler verilmiştir. Sıcaklık ortalaması 25 santigrat derecedir. Yağış rejimi düzenlidir ki dünya üzerinde yağış rejimi düzenli olan 2 makro iklim vardı. Biri tropikal ya da ekvatoral, diğeri ılıman okyanusal. Konveksiyonel yağışlar görülür. Ilıman okyanusalı eleyebilirim. Çünkü ılıman okyanusalda daha çok cephesel yağışlar görülüyor. Konveksiyonel yağışlar ısınan havanın yükselmesiyle oluşuyordu. Ve yıl boyunca görüldüğü yer, bakın yıl boyunca tek görüldüğü yer değil, yıl boyunca görüldüğü yer ekvatoral kuşak ve ekvatoral iklim kısmı oluyordu. Tabi burada özellik olarak baktığımızda konveksiyonel yağışlar karasal iklimlerde de görülebiliyor. İşte savanda da görülebiliyor. Bunlar da eklenebiliyor. Ama burada yağış rejiminin düzenli olduğu kısımda ben tropikal ekvatoral iklim alacağım. Mısır eledik. Çin eledik. Kanada, İngiltere bunlar da çünkü tropikal iklim görülmüyor. Ama Endonezya, Malezya gibi alanlarda ekvatoral iklimin görüldüğü alanlar arasında sayılıyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 2007 yılında Afrika boynuzu olarak adlandırılan Somali, Sudan ve Kenya'da görülen uzun süreli aşırı kuraklıktan sonra aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı söylenemez. Aşırı kuraklık arkadaşlar oradaki doğal dengeyi bozar ki yiyecek sıkıntısı, su sıkıntısını ortaya çıkartır. Bu da salgın hastalıkların görülmesine sebep olur. Tarım ürünü ihracatının artması demiş. İhracat dışarıya satmak. Ki bu ülkelerde kuraklık olduğu için üretim düşer ve kendine bile yetmeyecek duruma gelir. Yani ihracat değil dışarıdan alma, ithalat artma durumu söz konusu olabilir. Orman yangınları ki kuraklıktan dolayı artabilir. Bölge dışına göçler yaşanabilir kuraklıktan dolayı. Yeraltı ve yerüstü su kaynakları azalabilir. Ama dediğimiz gibi burada tarım olumsuz yönde etkilenecektir. Tarım ürünlerinin üretimi düşecektir. O yüzden ihracat değil daha çok ithalatın artma durumu söz konusu olabilir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlarda görülen toprak tipleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? 1 numara Erzurum Kars çevresi. Türkiye'de sadece bu çevrede görülen çernezyum, diğer adıyla kara toprak, dünyanın en verimli yerli toprağı olarak karşımıza çıkıyor ki biz burayı görürsek çernezyum topraklarını almalıyız. Bunun yanında podzol için Batı Karadeniz'i almak gerekiyor. Kahverengi orman için Karadeniz kıyıları. Diğer toprağımız ise 2 numarada verilen ki Akdeniz iklimi artı karstik arazi, kalkerli arazilere bağlı olarak kırmızı renkli terrarossa topraklarıdır. 3 numara ise Çukurova, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu delta ovasıdır. Deltalarda da akarsuyun taşıyıp getirdiği alüvyal topraklar görülür. O yüzden burada 1 çernezyum, 2 terrarossa, 3 alüvyal topraklar oldu. Yani D şıkkını doğru cevap olarak aldık.